Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Visual Studio ile C#'da mesaj box kullanımını göreceğiz. Ekrana mesaj yazdıracağız. Bu dersimiz C#'daki ilk dersimiz ve de en kolay dersimizdi. Bir buton ekledim. Direkt click olayına kodumuzu yazmaya başlıyorum. Mesaj box show diyoruz. Parantez açtık, içine de tırnak açtık. Buraya mesaj yazıyoruz. Bir virgül koyuyoruz. Mesajın başlığına giriyoruz. Bir virgül daha koyuyoruz. Mesaj box'taki buton tipini seçiyoruz. Şimdi buradan mesaj box dot mesaj box buton dot okey dersiniz. Sadece tamam butonu görüyor. Bunun dışında burada tamam iptal butonu var. Tamam iptal. Bunun dışında başka Retry Cancel butonu var. Yani yeniden dene iptal. Bunun dışında evet hayır butonu var. Sonra bir buton daha var. Evet hayır iptal butonu. Bir butonumuz daha var. Abort, Retry, Ignore. İşte yeniden dene, yok say. Bunun gibi bir buton bu da. Ben sadece tamamın gözükmesini istiyorum. Okey gözükmesini istiyorum. Bir virgül daha koyuyorum. Buraya da mesaj box ikon. Yani mesaj box'ın tipini seçeceğim. Hata tipinde mi çıksın? Soru tipinde mi? Uyarı tipinde mi? Bilgilendirme çubuğu tipinde mi? Exclamation. Buradan tek tek denersiniz siz arkadaşlar. Ben direkt warning diyorum. Warning hata alıyor. Bir tane noktalı virgül ekleyeyim. Çalıştırayım programı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi mesajınız buraya diye çıktı. Mesaj başlığı da mesaj başlığı olarak çıktı. Burada tamam sadece okey tanımlamıştık. Sadece tamam butonu çıktı. Warning hata uyarı tipi. Eğer gerçek kırmızı şekilde hata istiyorsanız error seçeceksiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı butonlu error bu hatası bu. Ama ben az önceki hata tipini de çok seviyorum. Warning uyarı hata tipi. Ben bunun ikisine de hata diyorum. Bu da hata tipi. Hatta bunu ben kullanıyorum daha çok. Programın kilitlendiği yerlerde kullanıyoruz error tipini, kırmızı butonlu hata tipini. Bunun dışında bir text box koyalım. Bununla yapabileceğimiz mesaj box yapabileceğimiz bir şey daha göstereceğim. Şimdi butona tıklandığında bu text box'ta ne yazıyorsa butona tıklandığında ekrana o yazan şeyi yansıtsın. Bu mesajımızı gireceğimiz ilk tırnaklarıyla birlikte siliyoruz. Buraya text box 1 text diyoruz. Text box 1 text. Evet. Şimdi çalıştıralım. T küçük olacak. Şöyle yapalım. Text box 1 text. Evet arkadaşlar, şimdi çalışalım. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Az önce yanlış yazmıştım. Şimdi direkt tıkla dedik, boş. Mesaj ya da gördüğünüz gibi hatamızın tipi. Bunu aynı şekilde mesaj başlığı olarak da yazdırabilirsiniz. Yani text box'a girilen değeri mesaj başlığı şeklinde de yazdırabilirsiniz. O da tabii ki de şöyle oluyor. Yine bunu da mesaj başlığını tırnaklarıyla sileriz. Text box diyor, text deriz. Şimdi hatamızı gördüğünüz gibi ikisinde de başlığı da ve hatta mesajı da onu bu şekilde yapmıştır.
arkadaşlar, mesaj box'la ilgili dersimiz de bu kadar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.